Merhaba ben Evren'de de tarihlerden 11 Mayıs Salı ve bir Yunanistan gündemiyle daha sizlerleyiz. Yunanistan gündeminde sizlere detaylarıyla aktaracağımız haberlerin başlıkları şöyle. 30-39 ve 40-44 yaş grupları için tüm aşıların platformu ne zaman açılıyor? 200 euro tablet PC yardımında ikinci tur başlıyor. Kimler hak sahibi? Yunanistan'da korona geçirmiş olanlar kaç doz aşı vurduracak? 19 adada yaşayan 18 yaş üstü herkes aşılanıyor. Seneye 12-18 yaş arası öğrenciler de aşılanacak mı? İller arası seyahat yasağı kalkıyor. Adalara veya şehirlere nasıl gidilecek? Başbakan Miço oğlu askerden terhis oldu. İskeçe'de 1200 euro dolandırıldılar. Atina'da 20 yaşındaki anneyi ve köpeği boğarak öldürdüler. Hastanede tedavi gören 7 günlük bebek yaşamını yitirdi. Kapatılan Ayanoros Özerk bölgesi ziyaretçilere tekrar kapılarını açıyor. Korona retçisi rahip koronadan öldü. Cenazesinde önlemler yok sayıldı. 2021 vergi beyannameleri için tarih belli oldu. Selanik'te yine silahlar patladı. Bir kişi yaralandı. Kozukebir'de aşılama merkezleri kurulacak mı? Hazırsanız Yunanistan gündemine başlıyoruz. 30-39 ve 40-44 yaş grupları için tüm aşıların platformu ne zaman açılıyor? Yunanistan'da 30-39 ve 40-44 yaş grupları için tüm aşılarla başvuru platformunun mayıs ayının son 10 günü içerisinde açılacağı belirtildi platformun 40 44 35 39 ve 30 34 olmak üzere aşamalı olarak mayıs ayının son 10 gününden itibaren açılacağı aktarılırken aşının ilk dozunu AstraZeneca olarak vurdurmuş olanların ikinci dozu da aynı aşıyla vurdurması gerektiği ifade ediliyor. Yine aynı şekilde 25 30 ve 18 34 yaş grupları için de platformun Haziran ayı içerisinde açılacağı kaydedildi. Bir başka habere dönüyoruz. İlk partisi yapılmıştı. 200 euro tablet PC yardımı için çek verilmişti. Şimdi ikinci tura geçiliyor efendim. Kimler hak sahibi? Yunanistan'da öğrenci okutan dar gelirli ailelere 200 euro tablet, bilgisayar, laptop alım desteği öngören Voucher programında ikinci tur 31 Mayıs günü başlıyor. Başvurular 30 Temmuz günü son bulacak. İkinci turda OPEKA'dan çocuk parası almayanlar dahil tüm ailelerin hak sahibi olacağı aktarılıyor. An itibariyle yardım için 367 bin başvuru yapılmış durumda. Öte yandan programa yeni başvuracak olan tedarikçi firmalar içinse son başvuru tarihi 14 Mayıs Cuma günü olarak belirlendi. Program hakkında daha detaylı bilgi isteyenler Digital Access .gov .gr internet sitesi üzerinden detaylara ulaşabilirler. Bir başka habere geçiyoruz. Korona geçirmiş olanlar kaç doz aşı vurduracak? Yunanistan Ulusal Aşı Kurulu, koronavirüs geçirmiş olanların ilk pozitif çıktıkları günden 90 gün içerisinde aşılanmaları gerektiğini duyurdu. Hatta korona geçirmiş kişilere tek doz aşının yeterli sayılacağı, korona geçirilen sürecin aşının ilk dozu olarak hesaplanacağı kaydedildi. Yine aynı şekilde heyet, önümüzdeki günlerde 18 yaş altı olanların da aşılanmasını önerecek. Bu konuda Avrupa İlaç Örgütünün raporu bekleniyor. Kanada'da 18 yaş altı olanlar da aşılanmaya başlamış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde de önümüzdeki günlerde aşılanmaya başlanmaları bekleniyor. Yunanistan'da ise şu anda hali hazırda ciddi sağlık sorunu olan 16-18 yaş arasındakiler aşılanıyor. Alınacak son kararla birlikte anlaşılan 16-18 yaş ve hatta önümüzdeki sene ortaokuldan itibaren öğrencilerin de aşılanacağını öngörmemiz mümkün. Bir başka habere dönüyoruz yine korona ile ilgili aşılama ile ilgili. Yunanistan'da 19 adada yaşayan 18 yaş üstü herkes aşılanacak. Hükümet daimi ikametgahı adalarda olan tüm 18 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasının Haziran sonuna kadar tamamlanmış olmasını planlıyor. Mavi Özgürlük adı verilen operasyonla ya Hükümeti 19 Yunan adasındaki 19 yaş üzeri yaklaşık 700 bin kişiyi tek dozluk Johnson Johnson aşısıyla aşılamayı planlıyor. 32 adada vatandaşların tamamının aşılandığı, 36'sında ise Mayıs sonuna kadar aşılamanın tamamlanacağı aktarılıyor. Turistlerin akın etmesinin beklendiği Yunan adalarında vatandaşların aşılanması projesinin bir an önce bitmesini istediklerini belirten Başbakan Kiryakos Mitsotakis, böylece ada sakinlerinin sağlığını güvenliğe alırken diğer yandan da ülke ekonomisine katkı sunulacağını ifade etti. Başbakan Miçotakis aşılamaların hızlanması ile birlikte yasakların da yavaş yavaş kalkmaya başladığını belirtirken yine de vatandaşlardan dikkatli davranmalarını henüz virüsün bitmediğini ifade etti. Merak edilen bir soru vardı. Bununla ilgili bir gelişme var. Onu aktaralım size. Seneye 12-18 yaş arası öğrencilerde aşılanacak mı? Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas 2021-2022 eğitim yılında öğrencilerin de COVID-19 aşısıyla aşılanmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı 18 yaş altı olanların da aşılanması konusunda Avrupa İlaç Örgütü'nün kararını beklediklerini ifade ederken önümüzdeki yıl öğrencilerin aşılanma ihtimali olduğunu doğruladı. Avrupa İlaç Örgütü'nün Pfizer aşısının 16 yaş ve üzerindekilere vurulmasını onayladığını belirten Sağlık Bakanı Kikilyas, aynı yönde bir kararın 12-15 yaş grubu için de verileceğini tahmin ettiğini ifade etti. Gördüğünüz gibi Sağlık Bakanı da söylüyor, önümüzdeki sene büyük ihtimalle ortaokuldan itibaren öğrenciler de aşılanacak. Efendim iller arası seyahat hala Yunanistan'da yasak 6 aydır. İşte o yasak kalkıyor. Adalara ve şehirlere nasıl gidilecek? Yunanistan'da gözler hükümetin 12 Mayıs çarşamba günü yapacağı yeni gevşetme önlemlerine dikilmiş durumda. Bu kapsamda 14 Mayıs gününden itibaren iller arası seyahat yasağının son bulması bekleniyor. Yolculukların sayı şehirlere ve adalara gidecek olanlar şeklinde iki kategoriye ayrılması bekleniyor. Buna göre şehirler arası yolculuk edecek olanlar zorunlu olmasa da self test yapmaları önerilecek. Adalara seyahat edenlerdense zorunlu self test veya PCR testi istenecek. Aşılanmış vatandaşlarsa aşı sertifikalarını göstererek istedikleri yere istedikleri zaman gidebilecekler. Öte yandan mağazalarda alışveriş için randevuyla işlem yapmaya da son veriliyor. Artık 13033'e SMS mesajı atma uygulaması da son buluyor. Kafe ve restoranların çalışma saatleri de 1 saatliğine uzatılıyor. Hatta gece yarısı 12.30'a kadar uzatılma sürprizi de yarın hükümet yetkililerinden duyabilmemiz mümkün. Yunanistan gündeminde bir başka habere geçiyoruz. Başbakan Miçotakis'in oğlu Kostadinos askerden terhis oldu. Batı Trakya'daydı. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in vatani görevini Batı Trakya'nın Evros yapan oğlu Kostadinos askerden terhis oldu. 8 aydır Dede Ağaç'taki topçu birliğinde askerlik görevini yürüten Kostadinos'un kışla kapısından son defa geçerken ki mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Başbakan Miçotakis geçtiğimiz Ekim ayında Dede Ağaç Metropoliti Mitropoliti Anfimos'la gerçekleştirdiği görüşmesinde oğlunun görevini Evros'ta tamamlayacağını söylemişti. Batı Trakya'da kalıyoruz Yunanistan gündeminde bir başka haberle. İskeçe'de 1200 euro dolandırıldılar. Batı Trakya'nın İskeçe ilinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi 9 Mayıs pazar günü Yunan vatandaşı bir kadını 1200 euro dolandırdı. Kadınla temasa geçen dolandırıcı, kadının sattığı tarım aletini almak istediğini söyledi. Kadına ödemeyi banka kartıyla ATM'de yapmayı öneren dolandırıcı, talihsiz kadının bu işlemleri pek bilmemesini fırsat bilerek 1200 euro parasını başka bir hesaba yönlendirdi. Polis, dolandırıcının kimliğini tespit etme girişimlerini sürdürüyor. Yunanistan gündeminde Atina'ya dönüyoruz. Atina'da bir soygun ve soygun sırasında cinayet var. Atina'da 20 yaşındaki anneyi ve köpeği boğarak öldürdüler. Başkent Atina'nın glikanera bölgesinde gerçekleşen soygun, en hunharca cinayet biçimlerinden biriyle gerçekleşti. Soymak için girdikleri evde kocayı bağlayan üç hırsız, kadından yeni doğmuş minik çocukların başına silah dayayarak para ve takılarının yerini söylemelerini istedi. O anda 20 yaşındaki kadın yardım çığlığı atınca kadını susturmak için yastıkla hunharca boğan caniler evdeki köpeği de astılar. 10 bin üzerinde para ve çok fazla değeri olan eşya çalan hırsızlar kayıplara karışırken 32 yaşındaki koca bağlanmış olarak bırakıldığı yerden telefonu uzanmayı başardı ve polise haber verdi. Bozuk Yunanca konuştuğu aktarılan soyguncu canilerin kimliğinin tespit edilmesi için polis çalışmalarını sürdürüyor. Yunanistan gündeminde bir başka haberdeyiz. Hastanede tedavi gören 7 günlük bebek yaşamını yitirdi. Larissa Hastanesi de yoğun bakımda tedavi gören 7 günlük bebek 10 Mayıs pazartesi günü öğle saatlerinde son nefesini vererek bölge halkını yasa boğdu. Fenalaşınca hastaneye kaldırılan ve entübe edilerek tedavisi sürdülen 7 günlük bebeğin yaşama tutunamadığı öğrenildi. Yakınlarının herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirttiği minik yavrunun ölüm nedeninin tespiti için nekropsi yapılacak. Selanik'te Özerk Aynaros bölgesine geçiyoruz Yunanistan gündeminde kapatılan Aynaros Özerk Bölgesi ziyaretçilere tekrar kapılarını açıyor. Yunanistan'da içerisinde manastırların olduğu özel Ayanoros bölgesi 11 Mayıs Salı günü itibariyle ziyaretçi kabul etmeye yeniden başladı. Ortodoks Hristiyanların kutsal mekanlarından sayılan ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçi kabul eden Ayanoros Dağı koronavirüs önlemleri nedeniyle ziyarete kapalıydı. Bugünden itibaren ziyaretçi kabul etmeye başlayan Ayanoros'da her manastır için 10 kişilik yatak tahsis edilebilecek. Yine aynı şekilde her manastır pazar ayini için 5, kendine özgü inziva yerleri için 2 ve kutsal hücre ve sükun cennet mekanı için bir konuk kabul edebilecek. Tabi burada hemen belirtelim. Özel Kayanaros bölgesine kadınlar alınmıyor efendim. Kadınların girmesi yasak. Manastırlardan başladık papazlarla devam edelim Yunanistan gündeminde. Korona retçisi papaz koronadan öldü. Cenazesinde önlemler yok sayıldı. Selanik şehrinde koronavirüs retçisi bir papaz koronavirüse yakalandı ve yaklaşık bir ay verdiği yaşam mücadelesini kaybederek son nefesini bıraktı. Selanik'te 40 yıldır görev yaptığı kilisede inananlara maske takmamaları ve Covid-19 önlemlerine uymamalarını tavsiye eden papaz yakalandığı koronavirüsle mücadelesinde bir ay sonra yenik düştü. 66 yaşındaki rahimin cenazesine insanlar akın ederken kilise avlusunda yoğun kalabalık ve sosyal mesafe önlemlerine uyulmaması ise dikkat çekti. Bir başka habere geçiyoruz. 2021 vergi beyannameleri için tarih belli oldu. Kamu gelir bağımsız kurumu ade 15 Mayıs'tan hemen sonra ilk vergi beyanlarını kabul etmeye hazırlanıyor Taksisnet üzerinden bildirimlerin 15 Mayıs'tan sonra başlayacağı kaydedilirken 28 Temmuz'a kadar beyanda bulunanların 8 taksit veya peşin ödeme durumunda %3 indirim hakkına sahip olacağı aktarılıyor. Öte yandan bildirimlerini Ağustos'a bırakan vatandaşlara vergi indirimi uygulanmayacağının altı çiziliyor. Yine aynı şekilde bu yıl Enfia vergisi de 6 taksit olacak. Ayrıca ödemelerin %30'unu banka kartıyla yapılmaması durumunda öngörülen ceza bu seneye de mahsuben 60 yaş üzerindekilere ve koronavirüs önlemleri nedeniyle Ile zarara uğramış işletme ve mal sahiplerine kesilmeyecek. Bir başka habere dönüyoruz. Selanik'te pazartesi akşamı patlayan silahlar sonrasında 26 yaşında bir adam hastanelik oldu. 10 Mayıs pazartesi günü gerçekleşen olayda önce bir silah sesi duyuldu. Ardından beyaz bir araçtan 4 kişi inip kaldırıma doğru yürüdü. Bu yürüyenlerden bir tanesi de yaralıydı. Akabinde aynı 4 kişinin araca tekrar binip olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Polisin 3 kişiyi gözaltına aldığı ve soruşturmanın sürdüğü ekleniyor. Trakya'da Trakya'da Kozlukebir Belediyesi'nde aşılama merkezinin olmamasıyla ilgili ciddi şikayetler geliyor. Bununla ilgili bir haberimiz var. Batı Trakya'nın Rodopil'ine bağlı Kozluk bir Belediyesi'nde ilk başlarda ilan edilen aşılama merkezlerinin kurulmaması tepkilere neden oluyor. Belediye sakini pek çok vatandaş aşı vurdurmak için başka belediyelere gitmek zorunda. Bu da maddi açıdan vatandaşlara yük oluyor. Özellikle dağlık ve uzak köylerdeki insanlar bu sorun yüzünden aşı hakkından mahrum kalıyorlar. Belediye yetkilileri de bu konuyu gündeme getirirken Rodop milletvekilleri de sorunla ilgili Sağlık Bakanı Vasileski Kilyas'a soru önergeleri yöneltiyorlar. Ben Evren'de de bir Yunanistan gündeminin daha sonuna geldik efendim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalımı takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi ve vaktiniz varsa başkalarıyla da paylaşmayı unutmayın. Bir başka Yunanistan gündeminde görüşmek üzere, hoşçakalın.